merhabalar. Bugün sizlerle uçurtma el kuklası yapacağız. Şimdi sizlerle uçurtma el kuklamızın malzemelerini tanıyalım. Evet çocuklar, uçurtma el kuklamız için gerekli olan malzemelerimiz masamızda görünüyor. İlk önce uçurtmamızın gövdesi normal bir fon kağıdına, istediğiniz bir fon kağıdına çizebilirsiniz çocuklar. Ben sarıya çizdim. Uçurtma şeklinde çizip keseceğiz. Kesmek için makasımızı kullanıyoruz. Daha sonra yan süslerini ben simli mavi Eva'dan yaptım. Siz bu şekilde istediğiniz fon kartonu veya Eva'dan kesip hazırlayabilirsiniz. Süslemek için uçurtmamın üst kısmına ben pembe fiyonk kestim. Siz isterseniz farklı desen de kesebilirsiniz. İki tane gözüm var. Gözlerimin ortasına siyah simli Eva'dan yuvarlaklar kestim. Bir tane pompondan burun yapacağım. Daha sonra uçurtmamın alt kısmındaki kuyruğunu şöyle gördüğünüz gibi bir ip tercih ettim. Misina, farklı ipler de tercih edebilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Sizin elinizde hangi ip varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha sonra uçurtmamın iplerine takacağım şöyle rengarenk süslemek için fiyonklar yaptım. Ben bunları şöninden yaptım. Eğer evinizde şönil yoksa siz fon kartonlarından yani şu şekilde de kesip süslemeler yapabilirsiniz. Benim evimde şönil mevcuttu. Ben şönilden yaptım. Daha sonra el kuklamın yani uçurtmamın arka kısmını elim geçecek şekilde geçireceğim bir fon kartonu kestim. Evet çocuklar, malzemelerim bu kadar. Şimdi hazırsanız uçurtmamıza başlayalım. Evet çocuklar, şimdi uçurtma kuklamın gövdesini makas yardımıyla çizdiğim çizgilerden kesiyorum. Evet çocuklar, uçurtmamı gövdesini kestim. Şimdi uçurtmamın gövdesini süslemeye geldi sıra. İlk önce uçurtmamı yan süslerini yapıştıracağım. Çocuklar ben silikon tabancası ve silikon yardımıyla yapıştıracağım bunu. Siz pirit veya yapıştırıcı uhuyla yapabilirsiniz. Eğer siz de silikonla yapacaksanız lütfen anne ve babanızın eşliğinde bu etkinliği yapın. Yoksa silikon yaş grubunuz için çok yararlı bir yapıştırıcı değil. İlk önce uçurtmamı şöyle gördüğünüz gibi ilk süsünü yapıştırdım. Daha sonra tekrar şöyle. Dediğim gibi siz buralara uhu da yapıştırabilirsiniz. Daha sonra uçurtmamın alt kısmından diğer süsümü de yapıştırdım. Şimdi geldi uçurtmamın üst kısmına sıra. Kestiğim fiyonku arka kısmından, bakın bunları uçurtmamın arka kısmından yapıştırdım. Fiyonkumu uçurtmamın ön kısmından yani üst kısmı kapanacak şekilde gördüğünüz gibi yapıştırdım. Daha sonra fiyonkumun ortasına süs amaçlı ben bir tane de pompon yapıştırdım. Sizde pompon yoksa yapıştırmanıza gerek yok çocuklar. Benim elimde mevcut olduğu için yapıştırdım. Şimdi geldi uçurtmamın sıra gözlerine. İlk gözümü yapıştırıyorum. Onun için de A4 kağıdını yuvarlak kestim. Herhangi bir ekstra kağıt veya karton almanıza gerek yok. Elimde olan malzemelerle. Uçurtmamızın renklerini ben bu şekilde kullandım ama siz de evinizde olan renkli kartonlarınızdan farklı desen veya renklerle yapabilirsiniz çocuklar. Benim evimde bu malzemeler mevcut olduğu için yaptım. Siz renklerini değiştirerek de uçurtma etkinliğinizi yapabilirsiniz. Simli evalarımı gözümün ortası için yuvarlak kesmiştim. Benim simli evalarım yapışkanlı. İlk önce çıkartıyorum. Uçurtmamı bir gözünü yapıştırdım. Diğer yapışkanını çıkarttım ve uçurtmamın gözlerini yaptım. Ben uçurtmamın burnu için böyle şöyle çocuklar gördüğünüz gibi böyle yeşil üstünde pırıltılı olan bir pompon kullandım. Siz Eva veya değişik malzemelerden de yapabilirsiniz. Evet, burnunu yapıştırdım.
Ağzı için çizeceğim ve yanaklarına süsler yapacağım. O yüzden şimdi uçurtmamızın alt kısmına geçelim. Evet çocuklar, bildiğiniz üzere uçurtmamız, hani bizim uçurtmamız ve diğer uçurtmalarda şöyle bir ip sarkar. Çünkü burada uçurtmanın yünlü veya süs için de olabiliyor. Uçurtmamın arkasına ipimi yapıştırmak için bir silikon çektim. Siz bunun üzerine bant da yapıştırabilirsiniz. Benim silikonu çok hızlı yapıştırdığı için ben bant vesaire çekmeyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi hemen kurudu ve yapıştırdı. Silikonla yaparsanız çok rahat yapabilirsiniz. Piritle vesaire de biraz beklemeniz gerekiyor ki uhunun yapıştırıcının ipi sabitlemesi için kurumasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi sıra geldi. Yaptığım pompon, yani şönilden şu şekilde uçurtmanın kuyruklarına fiyonklarımı yapıştırmaya. Dediğim gibi ben şönilden yaptım. Evinizde şönil yoksa eğer siz de kartondan uçurtmamızın şu gördüğünüz gibi üstüne taktığımız gibi evadan veya kartondan üçgenle kesebilirsiniz. Pomponlarım mevcut. Ben pomponlarımı şu şekilde renkli renkli yapıştıracağım. Şöyle yapacağım. Yani aynı renkte yapıştırmayacağım. Daha tatlı olur çünkü. Siz isterseniz aynı renkte yapabilirsiniz çocuklar. Şöyle yapayım. Mesela yeşile kırmızıyı yapıştıracağım. Şu şekilde. Mora sarı yapıştırayım. Üstüne ipi getiriyorum. Sarı yapıştırıyorum. Bakın sarı yapıştırdım. Kaldırdım. Bir tane de yeşilim var. Yeşilimi şu şekilde yapıştıralım. Yeşilime de mor takayım. Bence kuyruğu için yeterli. Diğer şönileri yapmama gerek yok. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi uçurtmamın kuyruğunu da yapmış bulunuyorum. Şimdi gelin sizinle uçurtmamızın yüzünü yapalım. Uçurtmamı yapıyorum. Siz de uçurtmanızı evde yapın.